Merhabalar, sevgiler selamları olsun size. Güzel bir turuncu renkle geldim. Harika bir reçel tarifim var. kankat reçeli. Kumkat diyenler de var ama Alanya'da kankat diye bahsediliyor. Ben de bu şekilde devam etmek istiyorum. Bunları ben topladım. Biliyorsunuz festivale gitmiştik oraya. Lezzet festivaline. Avokadolardan sonra kumkat da topladık. Kamkat topladık. Her ikisini de söyleyeyim. Şöyle yapılması biraz uzun süre alıyor. Bu reçelin. Çünkü ee, Kamkatları soğuk suda bırakıyorsunuz 1 saat. Sonra çıkartıyorsunuz ovalayıp yıkıyorsunuz. Tekrar soğuk suda 1 saat bekliyorsunuz. Bu işlemi en az 4 kez tekrarlamanız lazım. Dolayısıyla buna bir 5 saat ayırın. Daha sonra Suda haşlıyorum. Yani su kaynadıktan sonra 15 dakika kadar haşladım. Çıkarttım. Tekrar soğuk suda yıkadım. Ovaladım ki acı suları iyice çıksın diye. Tekrar bir saat beklettim. Ve süzdüm. Şimdi o haldeler. Şu anda ne mi yapıyorum? İrilerini ayırıyorum. Böyle çürükleri falan varsa onları da ayırıyorum. İrileri ayırmamın sebebi onları kesip de reçel yapacağım. Çünkü irilerinin içinde çekirdek olabiliyor. Onları da çıkartıyorum görebildiğim kadarıyla. Şu anda tek elimle çalışıyorum. Diğer elimde telefon var. Gölgesini görüyorsunuzdur. Size göstermek için bu şekilde. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Bu mini olanların ise içine bu şerbetli suyun girmesi için iki yerinden iğneyle delik açtım. Yani minikleri deldim iğneyle, büyükleri kestim ortadan. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Kestiğim kamkatların rengi daha güzel turuncu oldu. Kesmediğim kamkatlar ise iğneyle deldiklerim birazcık daha böyle koyu kararmaya yakın bir turuncu oldu. Onlar da çok güzel ama ben kesilmiş olanları çok beğendim. Siz de isterseniz öyle yapın keyfinize kalmış bir şey bu şekilde ayırdıktan sonra ben burada bir kilo kadar var az şekerli sevdiğim için 3 su bardağı şeker kullandım Siz 4 su bardağı kullanın yani daha az kullanmayın Çünkü tadı acı olabilir böyle saplarını falan ayırdım bir güzel bunları Aslında ben bir kısmını ayırdım büyük olanları fırında kurutmayı deneyeceğim eğer başarılı olursam mutlaka videosunu sizle paylaşırım şu rengin güzelliğine bakar mısınız sanki böyle ipek böceğinin kozası gibi bakın bu da ağacı yere çok yakın toplaması çok kolay bol verim evde de yetiştiriliyormuş aslında internetten satın almayı düşünüyorum böyle bir fidan evde mutfağım uygun acaba orada yetiştirebilir miyim onu da deneyeceğim yine sizle paylaşırım zaten olumlu bir şey olursa başarılı olursam açıkçası bu şekilde koydum normal tarifte şerbetli suyu önce kaynatıp bu kan katları atıp biraz haşlayıp çıkartıyorlar ama ben bu kez klasik reçeller gibi yapmayı düşündüm beraber şekeri suyu beraber suda 3 bardağı su koydum Korkmayın biliyorsunuz normal reçellerde bir çay bardağı yeterli ama bu suyunu falan çekti çok güzel oldu. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Süper oldu. Karanfil koymadım. Ay bayılıyorum ya bunun rengi. İnanın resmi rengiyle oynamadım. Tabii ışığında çok etkisi var. Seveceğinizi umuyorum. Sevgiler saygılar beni takip etmeyi unutmayın.